Selim. Merhaba. Otobüste geçerken seni gördüm. Ben de... İnip bir hatırını mı sormak istedin? Hayır tabii ki. Babanın durumuna çok üzüldüm. Gelip konuşmak istedim ama... Sorun değil. Ev işlerinden vakit bulamadın herhalde. Evet. Bugün yine bir yere baktık. Çok iyi. Bir yardımım olursa... Yani bu gibi işlerde nasıl bir yardım yapılır onu da bilmiyorum ama... Yapamaz. Ben bile ne yapacağımı bilmiyorum. Ayrıca... Arhanlarla ilgileniyormuş gibi davranmaktan vazgeç. Çünkü bizimki... Senin parçası olmayı istemediğin bir aile. Evet. Tabii tersi de geçerli. Onlar da beni bir parçaları olarak görmek istemediler. Doğru. Sen de yapılabilecek en doğru şeyi yapıp... hem onlardan... hem de benden uzaklaştın. Selim. Eve dönmeliyim. Seni eve bırakmamı ister misin? Ben yürüyeceğim biraz. Peki. Müştemilattan Esma. Ha, gelin hanım siz miydiniz? Ben de ses şey edince. Yok bir şey. Hava almak için çıktım biraz. Peki madem. Size iyi geceler. Esma. İyi geceler. Sana da. Ne oldu? Kabus mu gördün yine? Kabus mu? Yok. Hatırlıyor musun? Hatırlamam mı? Önce bir çıtırtı gelirdi. Alt kattaydı odan. Sonra ben de merak edip çıkar bakardım tabii. Sen uzun beyaz bir gecelik gibi, hayalet gibi dolaşırdın. Beni de korkuturdun. Çocukluk işte. Kabuslar büyüyünce başlayacakmış da haberimiz yokmuş. Haber var mı Ömer Bey'den? Babam yarın çıkacak dedi ama. Evet. Yarın çıkacak deniyor. Zaten çıkmazsa annem dayanamayacak. Sen? Sen nasılsın bakayım? Artık kendime bu soruyu sormuyorum. Sen de sorma. Olmaz. En azından birinin bunu yapması gerekiyor. Senin, abimin. Abim benimle konuşmuyor. Eğer böyle yapıyorsa bildiği bir şey vardır. Ya seni koruyordur ya da kendini. Sadece zaman istedim ondan. Esma. Bak. Sen her zaman gerçeği söyledin. Bana, herkese. Kendi hatalarımdan kaçmak için sana sığındığımı söyledin. Doğruydu. Evet. Ben seni hak edecek kadar büyümemiştim. Abime iki kardeşin arasına girmekten korktuğunu söyledin. O da doğruydu. İkiniz de çok korkutacak şeyler yaptım. Şimdi lütfen... Kendine de gerçeği söyle. Esma. Abimden istediğin süre değil. Sen ondan uzak kalmak istedin. İkiniz de bunun acısını çekiyorsunuz. Hoş geldin. Merhaba. Ben çağırdım Esma'yı. Evet, Çiçek çağırdı. Ama nasıl olduysa senin de burada olduğunu söylemeyi unutmuş.
unuttum ya da siz öyle bilin diyelim. O zaman ben gidiyorum. Sadece ben gidiyorum. Siz kalıyorsunuz. Otursana. Birimizin bu suskunluğu bozması gerekiyor galiba. O zaman sen boz, çünkü ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Seni özledim. Öyle söyleme. Neden? Çünkü o zaman her şey daha da zor oluyor benim için. Sana biraz haksızlık ettim. Sabırsız davrandım. Ben o bavulları karşımda görmeyi hiç beklemiyordum. Ev tutacağını duyunca öyle tuhaf oldum ki. Evet, doğru. Biraz acele ettim ama sen de öyle yapmıyor musun? Hayatımızı bu kadar çabuk ayırma konusunda, ev tutma konusunda. Bunları ben de düşündüm ama bilmiyorum, belki de sen haklısın. Peki, o zaman? Ben hiçbir şeyden emin değilim. Çünkü sadece daha eve geri dönemeyeceğimi biliyorum o kadar. Ben sadece biraz zaman istiyorum senden. Zaman. Tek istediğim buysa eğer, tamam. Ama sen de bana biraz zaman ver. Biraz daha otur burada. Tamam mı? İyi geceler. Demek benim yapamadığımı Demir yaptı. Öyle mi? Hayır. Yani ben zaten o gelmeden Selim'i aramıştım. Konuşamadım. Telefonu kapalıydı. Çiçek. Galiba ben bir yerlerde hata yaptım. Bir şeyi bir şeylerle karıştırdım. Ya kafam hala karışık ama benim emin olduğum şey ne biliyor musun? Selim'i çok seviyorum ve ondan ayrı kalmak istemiyorum. Ya tamam, yalnız kalmak istiyorum dedim ama eğer bunun bedeli Selim'i kaybetmekse istemiyorum. Beni terk edeceğini biliyordum zaten. Ama bu kadar çabuk olacağını beklemiyordum. Hadi git. Yeterince beklettin zaten adamı. Hadi. Aile. Kralların bile giremediği Hadi. Bir kaledir. Sen bu lafı duymuş muydun hiç Maria? Duymadım. İşte tam bir sız kale. Krallar girse ne olur, girmese ne olur? Hı? Yatak odanız nerede? Buralarda bir yerde olacaktı. Selim. Aşağıda. Ama burada niye uyumuyoruz ki ya? Hadi Selim. Hı? Biraz daha gayret et. Şu merdivenlere inelim, sonra uyursun. Merdiven. Of. Merdiven. Bir şarkı vardı biliyor musun? Hı?
Beni kör kuyularda... İyi akşamlar. İyi akşamlar. Üsküdar'a gideceğiz. Şunları da çıkardık mı? Sen sağ, ben selamet. Uf. Evet, bu da oldu. Ne trafiği bu böyle? Burası hep böyle abla. İleride yeni bir gece kulübü açmışlar. Ondan beri hep böyle. Sıkışık. Şu ilerideki yokuş var ya. Bankanın oradaki mi? Hı hı. Oradan sapalım hemen. Zaten direkt ana caddeye çıkarız. Sen buraları bizden iyi biliyorsun abla. E işte. Canım yanıyor. Şşşt. Uyursan geçecek. Maria. Sen de kal. Peki bakalım. Bir gece yıkanelik edelim sana. Hmm. Selim.